gözünüz aydın, çok cici bir kızınız oldu. Ve Murat ilk defa rahat bir nefes alabilmişti o haber üzerine. Kızını o doğurmamıştı ama en aşağı karısı kadar çekmişti. Mutluydular. Diledikleri gibi bir kızları olmuştu. Ama yeni bir düşünce almıştı zavallıcıkları. İkisi de işteyken çocuğa kim bakacaktı? Çocuğa bakmak işini halletmişlerdi. Murat fabrikada geceleri çalışıp gündüzleri çocuğa bakacak, geceleri de Filiz'e kalacaktı. Genç anacık, işinin hafif saatlerinde yavrucağına bir şeyler örmeye çalışırken, bilgisiz baba, bazen ağlayan çocuğunu susturabilmek için kitap karıştırmaktan hokkabazlığa kadar her türlü marifeti deniyor, yine de başarıya ulaşamıyordu. Yavrusu, canım, canım benim, mani babası. Danalar girdi bostana, kovostancı danayı yemesin lahanayı. Danalar... Burnu olmasa, belki de ağlama sebebini bir türlü bulamayacaktı. Eyvah yemek! Karı koca biri gece öteki gündüz nöbetleşe çalıştıkları için ancak pazardan pazara haftada bir baş başa kalabilmektedirler. En büyük eğlenceleri de yavrucaklarına bir albüm yapmak için fotoğraf çekmekti. Bir yandan da köşkteki hayat aynen devam ediyordu. Filiz'in analığı Lale Hanım durmadan kafasını şişiriyordu kocasının. Osman Bey ise karısının korkusundan öyle arayıp soramaz olmuştu ki kızını, torunu olduğunun bile farkında değildi. Yıllar çabuk geçiyordu. Hele mutlu bir aile yuvasında. Murat'ın kızının albümü dolu vermişti bile. Evladım ne de yakışmış okul kıyafeti değil mi? Şu yatılı okula verdik ya Funda'yı, inan cumartesileri eve gelene kadar bir hafta bitip tükenmek bilmiyor. Yarın onun yaş günü, kim bilir şimdi ne kadar seviniyordur.